Ya geldi şu an direkt kızın arkasında. Görüyor musunuz? Merhaba dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Ben Merke. Bugün sizlerle yepyeni bir gizeme başlıyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle Don't Look Away filmini izleyeceğiz. Ve bakalım neler olacak arkadaşlar. Bugün sizlerle dediğim gibi bu kısa korku filmini izleyeceğiz. Ve burada bir karakter var arkadaşlar. Ve karakter hakkında bildiğim tek şey, onu gördüğümüz zaman böyle hiçbir şekilde ondan gözümüzü ayırmamız gerektiği arkadaşlar. Yani ondan böyle gözümüzü ayırdığımız zaman bize saldırıyor diye biliyorum arkadaşlar. Zaten bugün filmi izlememizin amacı da o. Bunu karakter hakkında yeter, yani gerekli bilgileri öğreneceğiz bu kısa filmden arkadaşlar. Hepim videoma hoş geldiniz. Daha çok bu şekilde farklı karakterlere bulaşmamı istiyorsanız mutlaka videoyu beğenip yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Her neyse, dediğim gibi bugün bu karaktere bulaşacağız. Bu karakter hakkında bildiğin tek şey, dediğim gibi, etrafını, yani gözünüzü ayırmamız gerekiyor. Ve bir de Slenderman'e benziyor. Evet, karakter böyle Slenderman'e benziyor arkadaşlar. Kamerayı falan bozduğunu biliyorum sadece, böyle kamera glitch falan oluyormuş. Bakalım göreceğiz. Hepim videoma hoş geldiniz. İstediğiniz cevap varsa yorumlara yazın. Kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Daha fazla lütfen şimdi şu videoyu izleyerek başlayalım arkadaşlar. Hadi arkadaşlar, şu anda görmüş olduğunuz gibi filmimize geldik. Bir tane kız var. Kız da böyle etrafa bakınıyor falan filan. İşte böyle ağaçlar falan var. Kız da zengin bir... Aha! Dediğim karakter de bu arkadaşlar. Don't Look Away karakteri bu. Dediğim gibi size Slenderman'e benziyor demiştim arkadaşlar. Tam da Slenderman'e benziyor. Onun da böyle kravatı var böyle. Kafasında böyle garip bir şey var. Böyle şey gibi. Kese kağıdı gibi böyle. Bir şey... Telefon çalıyor. Hello? Ne oldu lan? Bak kız hala bakıyor arkadaşlar. Kız farkında değil ama sadece gözünü ayırmıyor şu anda. Gözünü ayırdığı zaman karakter bir anda üstüne doğru koşup ona saldırmaya başlıyor arkadaşlar. Yani bildiğim şeyler bu. Geri kalanını şimdi öğreneceğiz zaten. Şimdi görmüş olduğunuz gibi böyle kız biriyle telefonda konuşuyor ama kimle konuşuyor bilmiyorum. Ben zaten ilk defa sizinle birlikte izliyorum. Karakter de böyle dümdüz duruyor. Yani ona baktığınız zaman zararsız. Yani ona böyle bakacağınız hiçbir şekilde bir şey yapmayacaksınız. O zaman zararsız arkadaşlar. Yani baktığınız zaman sıkıntı olmuyor. Bakın dümdüz duruyor. Heykel gibi sanki. Kızın arka bahçesinde heykel var. Allah'tan bizim arka bahçemiz yok. Arka bahçemiz olsa bize de böyle şeyler olabilirdi. Ama yok. Fakirliğin gözü kör olsun. Ne diyoruz? Gene başladık. Ben her videoda böyle yapıyorum ya. Böyle izlediğim videoların evlerini falan yorumluyorum. Neyse. Şimdi. Zenginin malı zürdün çenesi. Ben bugün kendime laf sokmaya geldim arkadaşlar. Bak hala bekliyor yalnız. Böyle dümdüz bekliyor. Öyle hiçbir şey yapmıyor. Dikkatli ol ve Jim diye birini çağırdı. Sanırım kardeşi veya manitası, sevgilisi. Ama kız hiç gözünü ayırmıyor. Farkında mısınız? Gözünü ayırsa sıkıntı... Gözünü ayırsa sıkıntı büyük ama kız hiçbir şekilde gözünü ayırmıyor. Şimdi çocuk da gördü. Çocuk da ona bakmak zorunda. Böyle bakacaklar. Nasıl kurtulacağız acaba ondan? Yani Allah Allah. O gitmediği sürece, yani karakter istemediği sürece sanırım gözümüzü ondan ayırmamamız gerekiyor. Gözümüzü de ondan ayırmadığımıza göre... Allah Allah. Videoda da çok uzun değil arkadaşlar. Bitmesi de 1 dakika falan var. Yani aşırı uzun bir şey değil. Ama böyle dümdüz bakıyor arkadaşlar. Allah Allah. Burada kal dedi. Aa, kız gözünü çevirdi. Ama çocuk hala bakıyor. Sanırım sorun yok. Kız şu an bütün garaj kapılarını, işte kapıyı kilitledi. Garaj kapısını kapattı. Camları indirdi. Bir sürü şey yaptı. Çocuk hala bakıyor arkadaşlar. Hala orada mı diye sordu. Bir değişiklik var mı diye sordu şimdi de. Sanırım yok arkadaşlar. Çocuk hiçbir şey söylemediğine göre ne bir değişiklik var ne bir şey var. Aa! Nasıl yok? Salak gitmiş ya diyor. Yani çocuk, kız diyor. Salak gitmiş ya buradan diyor. Allah, hala orada diyor çocuk. Senle dalga geçmiyorum. Hala orada diyor. Aa, çocuk görüyor, kız görmüyor şu an. Nasıl lan? Arkadaşlar. Kız görmüyor ama çocuk gör... Aa! Bak kız gözünü ayırdığı için geldi. Kıza saldırmaya geldi. Bak son 1 dakika arkadaşlar, unutmayın. Son 1 dakika kaldı videonun bitmesine. Şu an her an her şey olabilir. Ve şu an bakın. Ya geldi şu an direkt kızın arkasında. Görüyor musunuz? Dümdüz bakıyor şu an kıza. Abi dönüyor bu arada arkadaşlar. Allah Allah. Hiçbir fikrim yok. Kız şu an gözünü ayırmıyor ama sonuçta evin içine girdi. Erkek bakıyor hala. Bahçede görüyor erkek ama Allah Allah. Ne olacak peki? Çekmeceye silah var. Çekmeceye silah var. Ne olacak peki abi? Ay çok gerildim. Ama bunun yüzünde zincirler var. Az önce yoktu zincirler. Bant aldı.
Ne olacak? Gözünü kapatacak. Sanırım bu kız kimle uğraştığını biliyor arkadaşlar. Gözünüzü, yani karakterin gözünü kapatmamız gerekiyormuş. Anladım. Demek ki ben de bir gün bununla karşılaşacağım, gözünü kapatacağım. Okey. Anladım. Gözünü kap... Lan! Lan! O ne arkadaşlar? Hayır. Düşündüğüm şey olabilir. Arkadaşlar. Sanırım o. Bir saniye, ondan gözümü ayırmamam gerekiyor şu anda. Şimdi size göstereceğim ama benim ondan gözümü ayırmamam gerekiyor. Arkadaşlar. Şu an burada ama gözümü ayırırsam eğer sıkıntı büyük. Ve o Allah, yanlışlıkla gözümü ayırıyordum az kalsın. Ve o istemediği sürece hiçbir şekilde gözümü ondan ayıramam. Lan video ne oldu arkadaşlar? Size göstereceğim ama ben görmüyorum. Lan. Kapatıyor. Kapıyı kapatıyor. Kapıyı kapattı. Şimdi o... Şimdi o odaya bir giriş daha var. Şu an gözümü ayırabilirim. Çünkü o benden gözünü ayırdı arkadaşlar. Önce o gözünü ayırdığı için şu anda gözümü ondan ayırabilirim. Ama şu an sanırım hala odada. Şu odanın girişi arkadaşlar, normalde kapısı burası. Yani biliyorsunuz zaten az çok. Şimdi eğer bu kapıyı açtığımda hala oradaysa benim ondan gözümü ayırmamam gerekiyor. Veya bir bant falan koymam gerekiyor arkadaşlar. Kızın yaptığını yapacağım. Benim göz bandım vardı burada bir yerde. Bir saniye. Kızın yaptığını buldum. Arkadaşlar bakın, bir göz bandı var bende. Ve bu göz bandını onun gözüne kaplarsam, yani kapatırsam onun gör... Allah, panik oldum şu anda ya. Onun görmeyeceği bir şekilde, yani onun gözlerini kapatırsam kurtuluruz demektir. Tamam. O zaman bunu cebime koyayım. Tamam. Şimdi her şey planlı olması lazım arkadaşlar. İçeri gireceğim ve hala oradaysa sakince gözlerimi ondan ayırmadan onun gözlerini kapatmam gerekiyor. Umarım videoyu da iyi bir şekilde çekebilirim. Çünkü videoya nasıl çektiğimi görmeyeceğim. Dümdüz böyle kendi gördüğüm gibi şey çekmeye çalışacağım. Umarım başarılı olabiliriz. Tabii hala odadaysa. Yani bunun biliyorsunuz teleportlanma özelliği de var. Videoda gördünüz zaten. Bir anda kızın arkasına teleport. Peki videoda ne oldu devamında? Başlatamadım lan bir an. İnternet gitti. Bundan bahsediyordum arkadaşlar. Bakın gördünüz mü, internet gitti. Karakter Slenderman gibi böyle bozabiliyor, yani elektronik cihazları bozuyor. Umarım kamerada bir sıkıntı olmamıştır. Beni net bir şekilde görebildiniz değil mi arkadaşlar? Videoyu çektiğim kamerada bir sıkıntı olmadı. Yorumlara yazın onu da. Olduysa da ben görmedim yani, kamerası bilmiyorum ya. Bir şey olduysa yorumlara yazın arkadaşlar. Şimdi açıyorum bakalım kapıyı. Maskeyi de elime alayım. Tamam, maske de elimde. Göz bandı da elimde. Hala burada bakalım. 3, 2, 1. Yo. Hala burada arkadaşlar. Hala burada, tamam. Şimdi gözümü ondan ayırmıyorum. Tek yapmam gereken şey gözümü ondan ayırmamak ve sakince yanına yaklaşıyorum. Dediğim gibi gözünüzü ondan ayırmazsanız bir şey yapmıyor ve bakın videodaki gibi bana dönüyor. Bak, sola doğru gideceğim. Bak, bana doğru geliyor. Tamam. O zaman şimdi gözüne bu göz şeyini nasıl takacağım ben elimde kamera varken? Tamam. Kamerayı şuraya koyarsam eğer, bir saniye, hala gözüm onda arkadaşlar. Kamerayı buraya koydum. Umarım görüyorsunuzdur. Şimdi gözünü kapatırsam bir şey olmayacak sanırım. Şu an hala gözüm oldu arkadaşlar ama eğer gözümü çevirirsem saldıracak mı bilmiyorum. Yani umarım saldırmaz. Şimdi kapıyı kapatıp dışarı çıkacağım. Arkadaşlar şimdi çıkıyorum, umarım işe yaramıştır. Yani videoda böyle görmüştüm, hala gözüm onda. Hadi bakalım. Umarım şey oğlum ya. Tamam. Yapacak bir şey yok oğlum. Buraya kadar geldim. Şu an çok komik oldu ama benim maskeyle. Neyse. Kapatıyorum arkadaşlar. İşe yaradı. İşe yaradı mı yaramadı mı? Şu an. Bir saniye. Sanırım işe yaramadı arkadaşlar. Bakın hala burada. Ne yapacağım lan? Kapıyı kilitlemem lazım. Kapıyı kilitlemem lazım. Arkadaşlar kendimi odaya kilitledim. Harbiden şu an kendimi odaya kilitledim. Sanırım işe yaramadı arkadaşlar. Videonun devamını izleyemedik. Bakın videonun hala bir iki dakikası var. Yani son outro'yu falan saymazsak birkaç saniyesi daha var. Ve sonunu izleyemedik. Kız gözünü kapattığında belki de daha çok sinirleniyordu. Ve ben şu an onu göremedim. Bilenler varsa yoruma yazsın arkadaşlar. Ben sırf videoda gördüğüm için karakterin, yani o karakterin gözünü kapattım ama bilmiyorum arkadaşlar.
Ne yapacağım bilmiyorum gerçekten. Bilenler varsa şu an onu daha çok mu sinirlendirdim yoksa gerçekten işe yarayan bir şey mi yaptım bilmiyorum. Yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere ve buradan nasıl kurtulacağımı da bilmiyorum. Kapıyı da kilitledim. Hoşça kalın. Kanallarıma abone olmayı, videoları izlemeye devam edin dostlarım. Hoşça kalın ve bay bay. Görüşürüz.